Hürriyet TV'den herkese merhabalar. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu hakkında ahlaka aykırı faaliyet yürütmek iddiasıyla ve kapatılması talebiyle açılan davanın reddine karar verildi. Şimdi konuya ilişkin kadın cinayetlerini durduracağız platformu genel temsilcisi Gülsüm Kav'la konuşacağız. Sayın Kav, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sayın Kav, şimdi platformumuzun kapatılması isteniyordu ancak mahkeme heyeti reddine karar verdi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci? Öncelikle herkese çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu süreçte yanımızda olan 1,5-2 yıla yakın bir süredir bizi asla yalnız yürütmeyen, biz 13 senedir asla yalnız yürümeyeceksiniz diyerek hep hak arayışının içerisinde olduk. Bütün öldürülen, yaralanan, şiddet tehdidi altında yaşayan, istismara uğrayan çocuklar dahil olmak üzere her tür hak kaybında adalet mücadelesi verdik. Ve bunu olması gerekeni yaptığımızı düşünerek yaptık hep yıllarca. Ve bütün toplumda bu süreçte bizim arkamızda durdu. Ve en başından itibaren bu bütünden, yani bütünleşmiş bir şekilde bu davaları takip ediyor idik. Ailelerimizle, diğer kadın kurumlarıyla, barolarla, bize destek olan herkesle gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çünkü olması gereken bir kararla sonuçlandı. Bu kararı aslında 1,5 yıl önce, bu kadar zamandır verilmesi gerekir. Hatta hiç açılmaması gerekirdi bu davanın. Tıpkı yıllardır takip ettiğimiz davalarda olduğu gibi biz bu duruşmalarda da, daha öncekilerde de ve bu en son artık karar duruşması olduğunu düşündüğümüz bu duruşmada da hukukun üstünlüğü ve adalete uygun bir karar bekliyorduk. Böyle bir elbette ki diğer takip ettiklerimizde nasılsa kendi davamızda da bunun için mücadele etmiş idik. Ama bununla beraber Türkiye'de maalesef ki adalet yönünde, hak ve özgürlükler yönünde olumsuz bir gidişat da var. O nedenle her tür kararı da bekler durumdaydık. Her şeyden önce hem adalete mahkeme heyetini çağırdık hem de orada bugün bizler de söz kullandık. Yani bir mantığa davet etmek istedik biz. Çünkü bu yani bu kadar uzun sürmesi ve hatta açılması dahi mantıksız olan bir davaydı. Bunun pek çok sebebini hukukçularımız çok iyi bir dosyayla ortaya koydular. Ne dernekler kanununa, ne uluslararası haklarımıza, ne anayasaya, yani düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne, her tür aslında iç yasamıza da, yani evrensel hakka da aykırı olan bu davada bir de mantığa aykırılık vardı. O da şu: ne olursa olsun biz oradaki temsilciler, derneğimizin ismi, hakim heyeti ve doğru karar verdiler. Teşekkür ediyoruz ama aslında hepimizi aşan, hepimizden daha büyük bir şey oluştu bu mücadelede. Ve o da fikirler. Fikirler ölmez, fikirler kapatılamaz. O da kadın cinayetlerinin durdurulması fikriydi. Bunun gerekli olduğu fikriydi. Kadınların göz göre göre öldürülmesinin kabul edilemez olduğu fikriydi. Ve elbette ki eşitsizliğin sonucunda oluştuğu için bu şiddet, bu cinayetler eşitlik fikriydi. O yüzden biz yani bundan bu nedenle daha da fazla gururluyuz. Yani başka bir karar olsaydı da bizim yani fikrimizi kapatamayacakları için mücadelemiz daha da çoğalarak devam edecekti. Ama şimdi bir adaletin bir hani zerresini bulabilmişiz olduk memlekette. Bütün diğer adaletsizliğe hani din sürdüğü davalarda sadece kadınlar için değil, tüm toplumumuz için birçok yönden yürüyen şu andaki hak mücadelesinde de emsal teşkil etmesini, örnek yaratmasını ve diğer tüm davalarda da aynı adaletin sonuca kavuşmayı diliyoruz. Herkese tekrar teşekkür ediyoruz. Sayın Kav, davanızın 4. duruşması Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda görüldü. Duruşmadan hemen önce bir basın açıklaması gerçekleştirdiniz. Çok büyük bir destek vardı size de. Ancak basın açıklamasının ardından, duruşmaya geçmeden önce iki kişi gözaltına alındı. Bize o süreci de açıklayabilir misiniz? Elbette, çok da iyi olduğunu sordunuz. Çünkü Türkiye'de şu anda kadınlar uğradığı cinsiyet kimlikleri nedeniyle haksızlıklardan daha da öte bir biçimde cinsel yöneliminden dolayı baskı gören, ayrımcılığa uğrayan, aslında yasalar üzerinde de evrensel olarak da bir nefret suçu olarak tanımlanan saldırılara maruz kalan LGBTQ artı bireyler var. Bizim de iki arkadaşımız bu LGBTQ artıların sembolü olan ve çok da güzel bir sembol olan gökkuşağı bayrağını içeri sokmak isterlerken çıkan bir tartışma nedeniyle çok zor kullanılarak böyle bir davada hani böyle kaba kuvvetle kullanılarak
gözaltına alındılar. Bunu da elbette protesto ediyoruz. Arkadaşlarımızın çıkmasını bekliyoruz. Ve burada bütün renklerin kendini ifade ettiği, gökkuşağı bayrağında dalgalandığı bir hani hayatı, bir toplum hayatını mutlaka yaratacağız. Bizim bu dava sonucumuzda bunda bizim için yine önemli bir kuvvet kaynağı oldu diyebilirim. Şu anda hala gözaltındalar öyleyse. Öyle değil mi Sayın Kal? Hastane muayeneleri sürüyor. Hastane muayenelerinden sonra da olması gerekenin orada da olmasını ve serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Onları mutlaka alacağız. Evet. Peki bundan sonraki süreçte nasıl ilerleyecek platformunuz? Bizim kendimize çizdiğimiz, aramıza yeni katılan çok sayıda arkadaşımız var. Seçimler sonrasında ayrıca böyle bir moral kuvvetimiz de var. Biraz Türkiye'de toplumsal muhalefetin sembolü kadın mücadelesi. Biz de buna hani gönüllüyüz. Zaten kadınlar asla sadece kendimizi kurtarmak değil, tüm toplumun iyiliği için bir mücadeleyle yürütüyoruz yıllardır. Bunu daha da büyüteceğiz, daha da geliştireceğiz ve bütün bu aramıza katılan yeni arkadaşlarımızla da aldığımız kararlar ve çizdiğimiz bir yörünge var. 6284 kadınların şiddetten koruma kanununa asla dokundurmayacağız. Şu an yine tartışmalı hale getirilmeye çalışılan kadınların nafaka hakkına ve hiçbir medeni hakkına, modern hakkına asla dokundurmayacağız. İstismara uğrayan çocuklarımızla ilgili her gün yeni bir haber duyuyoruz. Çocuklarımızı koruyacağız ve LGBTQ+ bireylerin bugün yaşadığımız gibi bir baskıya maruz kalmasına karşı her gün mücadelemizi yine sürdüreceğiz. Kısacası kadınların, LGBTQ+'ların, çocukların, herkesin ve tüm toplumun eşitsizlikten kurtulduğu bir toplum yaratılana kadar, eşit ve özgür yaşayana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Hı. Yalnızca kadınlar için değil, toplumda eşitsizliğe, sömürüye tabi olan tüm herkes için mücadelemiz sürecek diye, yani başka ve daha güzel, eşit, bir özgür ülke ve dünya yaratana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Çok teşekkürler Sayın Kav, aktardıklarınız için. Ediyorum. Var mıdır eklemek istediğiniz bir nokta? Hepimizin tekrar eline sağlık. Bugün geldiğimiz hani bu noktada bize hem büyük bir mutluluk ve gururu yaşıyoruz. Teşekkür ediyoruz, bunu hep birlikte başardık. Hem de önümüzde yeni mücadele alanları, yeni görevler bekliyor. Hep birlikte onları sürdürelim ve yine böyle kazanalım diyorum. Çok teşekkürler tekrar aktardıklarınız için. Evet, kadın cinayetlerini durduracağız platformuna açılan kapatılma davasında mahkeme heyeti davanın reddine karar verdi. Konuya ilişkin kadın cinayetlerini durduracağız platformu genel temsilcisi Gülsüm Kavla konuştuk. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.